Mesela çocuğuna isim verecek Müslüman adam. Eskiyi diyorum yani, şimdi bilmem. Çocuğu dünyaya geldiği zaman evde bir çocuk dünyaya geldi. Erkek veya kız. Hemen o çocuğa bir isim verileceğini, isim. İsim verilecek. Birinci planda isim konacak. Kur'an'a ve sünnete göre bizim insanımız hareket ederdi. Biliyorsunuz sünnete göre çocuğun ismi konmadan evvel hiçbir şey yapılmaz. Hatta ağzına bir şey dahi vermezler. Kulağına ezan-ı Muhammed'i okunmadan da isim, siz söyleyin, konmazdı. Kulağına ezan okunmadan isim verilmez ha. Hocam sen bunu kime söylüyorsun? Ne ezan kaldı, ne isim kaldı. İşte böyle kebal olursun. Ecdadımız böyle yapmazdı. Hem de o ezanı çocuğun kulağına okuması için o mahallenin imamını, hocasını, alimini çağırırlardı. Alim. Çünkü alimin Allah katındaki makamı yüksek. Görün bak, nelere değer verir milletimiz, görüyor musun? Eskiden öyleydi. Hoca efendi, daha o doğan çocuğu, o çocuğun babasının kucağına vermeden, daha o çocuğun babası kundaklanmış şekliyle o çocuğu kucağına almadan, evvela hocanın kucağına vallahi verirlerdi. Öyle mi değil mi? Eskiler hatırlar. Biz de öyleydi mesela Elaziz'de. Bir alimin kucağına oturturlar. Hocam bu çocuğun kulağına ezanı Muhammed'i okuyun ve ismini verin derlerdi. Şimdi kaç Müslümanların kaçta kaçı bunu yapıyor? Kulağına ezan okunduktan sonra isim. İsim nereden? Ararken çocuğa isim, Kur'an'da geçen bir isim olmasına dikkat ederlerdi. İlla Kur'an'da olacak. Niye? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kitap kendi kitabı Kur'an. Allah neden hoşnut ise, Allah neyi çok seviyorsa, milletimiz de onu çok sevmiş. Hep öyleydi, tarihi söylüyorum, şimdi söylemiyorum. Bakın mesela şimdi içinde bulunduğumuz bir ay var. Hicri aylardan, Arabi aylardan hangisinin içindeyiz, siz söyleyin. Muharrem. Muharrem ayı bak. Bu Muharrem ayının özelliği ne? Kur'an'da geçiyor bakın. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şe'airallahi veleşşehrel haram. Muharrem ayı şehri haramdır. Yani kendisine hürmet gösterilmesi gereken aydır. Müslümanlıktan önce Araplar Muharrem ayında savaş yapmazlardı. Kan dökmezlerdi, kavga etmezlerdi. Asla birbirlerine kötülük yapmazlardı. Niye? Muharrem ayındayız. 4 tane ay var zaten. Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Recep. Eşhurul Hurum. 4 mukaddes ay. Şimdi Allah bu aya değer vermiş, Muharrem ayı. Bizim milletimizde çok önem vermiş. Nasıl vermiş? Doğan erkek çocuğuna isim ararken neyi bulmuşu söyleyin? Muharrem bak. Bir hayli Muharrem isimli adamlarımız var, çocuklarımız var. Muharrem Bey, Hacı Muharrem Efendi. Muharrem. Bak Kur'an'ın sevdiğini bizim milletimiz de sevmiş. Ne olmuş? Mesela Recep mesela, Allah'ın sevdiği bir ay, kutsal ay, mukaddes bir ay. Gidin köylerde, kasabalarda, hangi kahvehanede sorarsanız, Recep diye çağırın, bir hayli insan ayağa kalkar mı kalkmaz mı? Recep! Vay, kaç tane Recep var ya. Milletimiz bunları isim yapmış çocuğa. Şimdi Tanju diyorsun, 50 tane serseri kalkıyor. Tanju, Tansu, ne kitapta var ne sünnette var. Bu ne ulan bu? Ne oldu bu millete ya? Ne oldu bu millete? Dini değerlerden vazgeçtiniz. Allah'ın sevdiği şeylerden uzaklaştınız. Subhanallah. Ne olacak bu iş? Peygamberlerin isimlerini bilmeyene kız vermezlerdi eskiden. 5 vakit namaz kılmayana vallahi kız vermez. Bak yeminle söyleyeyim, kız vermezlerdi. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Şimdi ne namaz kaldı, ne sünnet kaldı, ne peygamber kaldı. Şimdi herkesin gözünde topçu veya popçu. Kızını topçuya verecek adam.
Niye? Servet onda, şöhret onda, alkış onda. Televizyonlar topçuyu alkışlıyor. Televizyonlar topçuyu alkışlıyor. Eskiden topçu vardı, bir de şimdi topçular çıktı. Bakın mesela Bursa Spor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan birisi var. Bulic diye bir herif, boşnak. Ne kadar para öder? 3,5 trilyon. Transfer parası. 3,5 trilyon adama para ödediler, Bursa'dan Fenerbahçe'ye aldılar. Hepiniz biliyorsunuz. Ben de takip ediyorum bu işleri. Hani size anlatayım diye tabii, benim bir işim yok. O gün bir gazete bunu hesaplamış, diyor ki Türkiye'de kaç tane üniversite var? Diyelim 40 tane üniversite var. Bu üniversitede kaç profesör var? Diyelim ki şu kadar profesör. Bütün bu profesörlere ödenen maaşların tamamını topluyorsunuz, bu futbolcunun yarısı etmiyor. Bir millet bu hale gelir mi? Bütün profesörlerin beynini, kafasını terazinin bir gözüne koyuyorsunuz, terazinin öbür gözüne o futbolcunun bacağını, o bacak hepsine ağır geliyor. Öyle millet olur mu lan be? Öyle memleket olur mu? İlme kıymet veren yok, sanata kıymet veren yok, mesleğe kıymet veren yok. Varsa topçu, varsa popçu. Tanınmış bir pop müzikçisi, popçu diyorlar işte. Topluyor, zıplıyor, anırıyor, zırlıyor, hırlıyor, fırlıyor. Sahnede ne dediği belli değil. Bir tanesi pantolonu parçaladı zıplarken. Bunlardan birinin sahnede bir saat konser vermesi veya sahnede bir saat zıplaması, anırması, bağırması ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar Türk lirası ödeniyor. Bir saat, saatte 3 milyar. Bu ne kepazelik, bu ne cinayet be. Benim öyle memleket olur mu? Neye kıymet veriyorsunuz? Allah'ın kıymet verdiği şeylere kıymet vermediğiniz müddetçe yeryüzünde kıymetiniz olmayacak. Osmanlı ecdadımız Allah'ın değer verdiği değerlere, kıymetlere, Allah'ın sevdiği hususlara, esaslara değer verdiğinden dolayıdır ki soruyorum, 3 kıtada, Afrika, Asya, Avrupa, 3 kıtada 640 sene Osmanlı ecdadımıza Cenab-ı Hak hakimiyet verdi mi vermedi mi? Verdi mi? İşte böyle olur. Şimdi bir avuç serseriye hakim olamıyoruz. Bakın ne hale gelmiş. Osmanlı'nın parası 3 kıtada 1 numaradaydı. Osmanlı parası. Osmanlı akçesi, akçe. Akçe karagün içindir. O zaman ne derlerdi? Yavurun parasıyla 5 para etmez. Öyle bu sözü duymuşsunuzdur. Yok ya, yavurun parasıyla 5 para etmez. Ve şimdi bizim paramız ne hale geldi? Bir Amerikan gavurunun 1 dolarını almanız için 251 bin basamak karışmanız lazım. Dereden tepe etmeniz lazım. Bakın ne kadar değersiz oldu. Bunun sebebi manevi değerlerden uzaklaşmaktır. İtikadi değerlerden, ahlaki değerlerden vallahi uzaklaştıkça paramızın değeri gidiyor, insanımızın değeri gidiyor. Siyasetimiz yalana, ticaretimiz yalana, hayatımız yalana istinad ediyor. Böyle hayat bulamazsınız Müslümanlar. Böyle de giremeyiz. 251 bin basamak ya. Bu nereye kadar daha düşecek? Adamların parası yerinde duruyor, seninki aşağı gidiyor. Aşağı, asansör gibi. Bu düşüklüğün, bakıyorum da siyaset adamlarının hiçbirisinin de zoruna gitmiyor. Ben utanıyorum şahsen. Böyle bir millet olmayacaktık biz. Ne oldu bu millete? Ne oldu şu memlekete ya? İnsanımızın değeri, pasaportumuz hiçbir yerine geçmiyor. Bir Müslüman Türk vize almadan vize dünyanın hiçbir yerine girebiliyor musunuz? Soruyorum. Giremiyorsunuz. Böyle miydik biz ya? Böyle miydik? İnsanlar barış içindeydi, kardeşlik içindeydi. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasını söyleyeyim size. Oltan Sungurlu Beyefendi açıkladı ki ben not etmişim. Türkiye'de şu anda mahkemelerde Türkiye genelindeki bütün mahkemelerde 17 milyon 500 bin dava dosyası var diyor. 17 milyon.
500.000 dava dosyası. Dava. Adam dava açmış. Her bir dava dosyasında mutlaka iki taraf olacak. Kimse söyleyin, davalı, öbürü davacı, iki kişi. 17.500.000 iki ile çarparsanız ne olur? 35.000.000 insan mahkemelik olmuş Türkiye'de. Hani kardeşlik? Sen benim külahımı anlat, yurttasın uçağında soğuğu. Soğuğu kalmış be. Hırsızdan geçilmiyor. Katilden geçilmiyor. Faili meşhur cinayetler almış başını gidiyor. Ta adam öldürüyor. Ne mahkeme, ne sorgu, ne yargı var. Böyle memleket olur mu? Böyle gidemez bu insanlar. Hele Müslümanlar bu vaziyette Allah'a gidemezsiniz, huzur ilahiye gidemezsiniz. Kimi borçlu, kimi harçlı, kimi yalancı, kimi dolancı, kimi dümenci. Ya bugün kafir insanlar bile insanlara bir güven vermeye başladılar. Bunu her zaman ben İmes Camisi'nde söyleyip duruyorum. İçinizde bir Müslüman kardeşimiz bir Fransızdan, bir İtalyandan, bir Almandan, iş adamından çek aldığı zaman size bir Alman çek veriyor, çek veya senet veriyor. Hiç aklınızın köşesinden bu çekin karşılığı var mı yok mu diye şüphe geçiyor mu? Soruyorum. Şüphe ediyor musunuz? Vallahi etmesin bu Alman diyorsun ya sağlam adam da. Ama biz Müslümanlardan birisinden sakalı bucağında da olsa, başında sarık da bulunsa, onun elinden çek alırken aklınıza karşılığı var mı yok mu diye bir şüphe geliyor mu gelmiyor mu? Gavurdan şüphe etmiyoruz Müslümanız. Bu hale gelmişiz. Vallahi bu hale gelmişiz. Böyle Müslüman olmaz, böyle memleket olmaz. Birbirine güvenmeyen insanlar Müslüman olamaz. Müslüman olmadıkça cennete girilemez. Efendim ne diyor? لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا Çok mühim bir hadistir bu. İnanmadıkça, hakkıyla mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Aynen. Daha devam ediyor. وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا Birbirinizi sevip birbirinize güvenmediğiniz müddetçe de mümin olamazsınız. Bakın ölçü bağladı. Yanı başındaki komşusu acından kıvranırken kendisi karnını doyuran kişi 55 kere hacca gitse bile kamil Müslüman değildir. Ölçüye bak ölçüye. Ölçü burada hacmaç değil. Var mı etrafının alakan, var mı ağlayanlara, var mı inleyenlere, var mı yetimlere, var mı fakirlere, var mı insanlara alakan ve ilgin? Hacca gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Var mı eserin, var mı tesirin, var mı ızdırapları dindiren bir hareketin, var mı gayretin, hizmetin, himmetin? Senin hacınla bana ne ya? Senin namazınla benim ne ilgim var? Ben senin insanlığına, sözüne güvenebiliyor muyum? Muamelene güvenebiliyor muyum? Çekine güvenebiliyor muyum? Senedine güvenebiliyor muyum? Namaz kılsan ne olur, kılmasan ne olur? Ben sana güvenebiliyor muyum? Mesela burada. Benim namazım ilgilendirmez, bana itimat verebiliyor musun? Hani böyle bir Müslüman? Ezan okundu mu? Uzatmayayım. Cenab-ı Hak cümlemizi affettiği kulların arasına ilhak eylesin. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümit kesildiği an orada iman olmaz. Biliyorsun Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan ümidini kesenler ancak kafir olanlardır diyor. Bu ne demektir? Bir mümin Allah'tan ümit, siz söyleyin, kesemez imanı olduğu sürece. Tövbe ederiz, kurtuluruz. Yani şu millet istese bir günde tövbe eder ve en mükemmel hale gelebilir. Öyle değil mi? Hazreti Ömer gibi bir adam, Hattaboğlu Ömer, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye gitmiyor muydu? Soruyorum. Öldürmeye gidiyordu. Kainatın en büyük cinayeti işlemeye gidiyordu. Yolda bir mümine rastladı. Konuştular, o kız kardeşinin evine gitti Ömer, Fatma ile karşılaştı. Eline Kur'an'dan bir sayfa verdiler. Taha, ma enzelna aleyke, aleykel Kur'ane li teşka. Taha suresi biliyorsun. O sayfayı okudu, adam eridi, dedi beni Muhammed Mustafa'ya götürün. Götürdüler, iman etti. Katil olmaya giderken kainatın en büyük adili oldu. Hadi gelin de Allah'tan ümit kesin bakayım. Allah'ın kudretinden ümit kesilmez. İnşallah sonu iyi olacak.
Müslümanlar bu olup bitenleri ibretle dinleyecek. Zalim kim, mazlum kim anlayacak. Haksızlar, haklılar, iyiler, kötüler anlaşılacak, mukayese edilecek. Memleket nereye gidiyor, kimler sebep oluyor, neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor. Anlayacaksınız herhalde. Başımız, şu vücudumuzun başındaki herhalde su kovası değil, bu baş içinde beyin var. İnşallah sonu iyi olur ümidiyle. Umutsuz olmayalım, karamsar olmayalım. Hadiseleri iyi değerlendirelim, dikkat edelim. Ve her an için Allah'a, onun huzuruna hazır ve nazır olalım. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin kardeşler. Ezan okunu uzatmayayım. Söylenmesi gereken şeyi biliyorsunuz caminin şu anda bana da anlattılar. Halı ihtiyacı var. Zaten de girişte yazmışlar. Bu üst kat gerekli halıyı temin edilmiş. Alt kat olduğu gibi duruyor. Yapacağımız yardımları tereddütsüz ikram edelim. Allah karşılığını cennetiyle ikram eylesin. Allah'ın evidir. Burada kimse halıyı malıyı alacak hali yoktur. İbadetlerimizi eksiksiz yapmaya çalışalım. Birbirimizi sevelim, sayalım, tanıyalım, inanalım, güvenelim diyorum. Hocalara sahip çıkın, camilere sahip çıkın, mukaddesata sahip çıkın. Neme lazım demeyin. Neme lazım diyen Allah'a lazım değildir. Allah-u Teala tekrar tekrar milletimize toprağın üstünde hayırlı insan kalmamışsa toprağın altındaki şehitler hürmetine milletimize hakimiyet ve adalet nasip eylesin. Zira toprağın altında yatanlar vallahi toprağın üstündekilerden daha hayırlı. Niye? Çoğu bunların şehittir. Mehmet Akif Merhum öyle diyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Kefensiz yatıyorlar bunlar. Allah onların hürmetine bizi idare edenlere İslam'ı nasip eylesin. İslam'a hizmet etmeler nasip eylesin. Milleti İslamiye de toplaşmak, anlaşmak, birleşmek nasip eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Haftaya Cuma günü Hazreti Ali Camisi'ndeyiz. Haftaya Cuma günü Hazreti Ali Camisi şu sanayinin karşısında.